Merhaba. Merhaba, taksi. Tabii, hemen geliyor. Buyurun. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Ya o kadar haklısın ki bak, söz veriyorum bu hafta, tamam? Bu hafta gelecek. Tamam, senden haber bekliyorum o zaman. Mutlaka. Öpüyorum Bobo. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Hoş geldiniz. Maşallah parlıyorsunuz. Mersi. Bu güzel cilde bir makyaj denemesi yapmak çok güzel olurdu ha, ne dersiniz? Aslında sabahları özellikle makyaj yapmıyorum. Ama bu hevesinizi kırmak istemem tabii. Peki ne bakıyorsunuz? Hani ona göre ürünler seçeyim, hem denemiş de olursunuz. Aslında makyaj çantamı komple baştan yeniliyorum. O yüzden siz ne tavsiye edersiniz? Peki. Öncelikle tercih ettiğiniz bir marka var mı? Marka? Marka yok. Marka yok. Yüzüme ne yakışıyorsa iyi bir marka olsun. Fiyatta zaten problem yok. Fiyatta problem yok. Okey. O zaman ben sizi yukarı alayım. Uygulamaları orada yapıyoruz. Buradan. Ver. Oha! Ne kadar fark etti. Yani işte makyaj var ama yok gibi, çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Ben bunların hepsini alacağım. Tabii, tamam. Ama önce bir hesaplayalım isterseniz. Çünkü bunlar rahat 15 bini geçer. Ben sana fiyat sordum mu peki? Ben senin bütçeni kollamaya çalışıyorum bebeğim. Yoksa istediğin kadar harca. Ben komisyonumu alırım, mutlu olurum. Ayrıca zengin görünmek için daha yapman gereken çok masraf var. İnan. Hadsiz. Kimsin sen ya? Ne zannediyorsun kendini? Zenginim ben zaten, tamam mı? Var benim param. Pardon hanımefendi. Haklısınız zaten, müşteri her zaman haklıdır. O zaman ben bunları kasaya alayım. Kalsın. Bu densizliğini bir de primle ödüllendirmeyeceğim. Hanımefendi. Eşantiyon ister misiniz mesela? Mesele ne giydiğin değil, ne yaydığın. Doğuştan tahtı yapılanla tahtını yapmaya çalışan nasıl aynı frekanstan yayın yapabilir ki? Baştan adaletsiz bu yarışta, kulvar dışından gelip de aradaki farkı nasıl kapatabilirim, ne yapabilirim? İyi akşamlar. İşte bunu hiç düşünmemiştim. Ama pes etmek korkaklar için. Doğuştan şanslı olmayabilirim. Ama korkak, korkak asla değilim.
it's your time to shine, yeah, it's your time to shine, yeah. So stand in the light, 'cause it's your time to shine, yeah, shine, yeah. To all my girls, boys, them and us, we be too damn marvelous. To all my girls, boys, them and us, we be too damn marvelous. To all my girls, boys, them and us, yo, we be too damn marvelous. To all my girls, boys, them and us, we be too damn marvelous. Genç Berk hazır. Teşekkürler. Merhaba. İyi akşamlar. Lynchburg. Merci. Ya ben bir çok pardon ya. Sizin miydi? Hiç önemli değil. Kaza olur öyle şeyler. Hanımefendinin içkisini de tazele lütfen. Yok, hiç gerek yok. Olur mu? Lütfen. Sertaç ben bu arada. Melis. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Aa, Lynchburg. Güzel kokteyl. Bunun asıl efsanesi nerede biliyor musun? Hı? Asıl efsanesi. Nerede? Yani var benim birkaç favori mekanım ama sizinki nerede? Amerika'da. Adını aldığı kasabada. Lynchburg, gittin mi? Ha, Lynchburg. Yok, hiç denk gelemedik. Yani başka seyahatlerden hiç denk gelemedim. Ama tabii görmek lazım. Çok popüler bir yer. Yani öyle özel bir popülaritesi yok aslında. Ama ben gittiğimde şoka girmiştim tabii. Demek ki benim arkadaşlarımın arasında popüler bir yer. Gez gez bitiremediler bir türlü. Anlatıp duruyorlar. Allah Allah, aynı yerden mi bahsediyoruz ya? Küçücük bir yer orası. Yani kasabada bir tane trafik lambası var. O zaman benim de ilk işim Amerika'ya gittiğimde bu cehaletimi üstümden atmak olsun. Müsaadenizle ben bir lavaboya gideyim. Çözdün. Erken bir insan için de çıktım acaba. Tamam. Sakin ol. Sakin ol Zeynep. İstediğin sulara çekebilirsin muhabbeti. Sen loser olmaya gelmedin. Biletler satışa çıkar çıkmaz hemen atlamış. Coachella'yı kaçırdı ya, kriz yaptı tabii. Üzülsün ama bir zahmet. İki yıl aradan sonra Coachella kaçar mıydı? Nasıl yıkılıyor adam o sene? Evet de benim de jetlayım geçmedi hala. Yok, ben sipariş etmedim.
İyi akşamlar. Fuat. Melis. Sizin gibi güzel bir hanımefendiyle içme fırsatı verdiğiniz için teşekkürler. Estağfurullah. Ha, güzel seçim. Tahsin aynısından. Alkolsüz unutma. Uf, buna en son ne zaman içtim hatırlamıyorum ya. Yanılmıyorsam Tenesi dedi. Teşekkürler. İkinci en iyi yer de Fransa'dadır. İstiyorsanız ikinci kadehi orada ısmarlayayım size. Olabilir tabii. Kısmet. Hayat nasıl? Güzel. Güzel. Coachella'dan yeni geldim ama. Biraz jetlag'im, kusura bakmayın. Ha, ben de. Karavanı orada bıraktım hatta. Amerika'da. Evet evet, bizimkiler orada. Ben de sıkça gidip geliyorum. Ama böyle otellerde falan kalmayı çok sevmem. O yüzden hatta göstereyim. Bu bebekle gidiyorum her yere. Çok güzelmiş. Ne kadar geç olmuş. Hiç fark etmemiştim saati. E tabii, sohbet güzel olunca zaman da su olup akıyor. Arabayla mı geldin? Yok, taksi. E tamam, bırakayım ben seni. Hiç gerek yok, ben giderim. Yok ya, öyle olmaz şimdi gecenin bu saatinde. Tek başına. Hadi gel. Tahsin. Bunları yazarsın benim sabah. Hiç gerek yoktu aslında ama. Rica ederim, buyurun. Ailem İzmir'e demiştin değil mi? Hı? İzmir. Hı hı. Kimler? Benim çok arkadaşım vardı orada. Belki tanış çıkarız. Yok, sanmıyorum. Birini tanıyor olsaydım bilirdim. Olsun, sen yine de söyle. Baki bizim soyadımız. Erdinç Baki. Otomotiv sektöründen babam. Bilmez miyim? Haluk Bey'in arkadaşı Haluk Korman. Hatta kızı var. Neydi adı? Asya. Ha. Arkadaşsınız değil mi? Çünkü yaşını tutuyor. Yani tanıyorum da aynı çevreden değiliz. Bayağıdır görmüyorum hatta. Peki. Teşekkür ederim. Zahmet verdin bu saatte de. İyi geceler. Nasıl yani? Ya bir kahve bile ikram etmeden mi göndereceksin beni? Sabah çok erken işim var. Ama numaram var zaten, haberleşiriz. Haberleşemeyiz çünkü dersine çalışmamışsın. Aslında çalışsan kıvıracaksın bu işi. Yani yalan söylemeyi beceriyorsun. Ama söyleyeceğin yalanların pratiğini yapman lazım Melis. Ya da gerçek adın her neyse. Anlamadım. Anlatayım. Kormanlar diye birini tanıyamazsın çünkü şimdi durdum. Ya bütün gece atladığın oltalardan bir tanesi sadece. Hatta bir ara o kadar serbest salladım ki ya fark etmemiş olman çok enteresan hakikaten. Bak. Bu saflıkla ava gidersen av olursun. Ne diyorsun ya sen almaz? Bütün gece oynadın mı sen? Sen kimsin abi ya? Ben Deniz Fuat Gürman. Yürüdüğünüz yolun piri. Emrinizdeyim hanımefendi. Ya bu gece benim için de kesattı aslına bakarsan. Ya ben de kendime çalışayım dedim ama sen bir kahveyi bile çok gördün bana. Kahveymiş. Ben sanki anlamadım senin gerçek niyetini. Hadi canım hadi, başka kapıya. Bak nasıl çıktı gerçek yüzün ortaya. Ama şöyle yapalım. Bu geceki hoş sohbetimizin hatırına ben sana son bir tüyo vereyim. Cinderella olmak istiyorsan önce ayakkabını doldur kül kedisi. Anladın sen ona. Hoş geldiniz.
İyi günler. Ben çalışan bir arkadaşınıza bakıyordum. Geçen gün bana uygulama yapmıştı. Adı Merih'ti galiba. Hemen ilgileniyorum. Merih Bey. Nasıl anladın? Neyi? Zengin olmadığımı. Nasıl anladın hemen? Övünmek gibi olmasın ama ben işimde çok iyiyimdir. Senelerdir öyle veya böyle jet sosyetenin içindeyim. Zenginliğin kokusunu 100 metre öteden alırım. Peki bende ne eksik? Öncelikle gerçek bir zengin, zengin olduğunu söylemeye ihtiyacı duymaz. Ayrıca zenginin gururunu kıramaz. Alınganlık, aşağılık kompleksi olanlara özgüdür. Sert mi geldi söylediklerim? Kusura bakma, ben açık sözlüyümdür. Ben de açık sözlüyümdür. Sana ne kadar güvenebilirim bilmiyorum. Ama denemekten başka şansım yok. Evet, zengin değilim ben. Daha doğrusu değildim. Ama şimdi elime bir para geçti ve ben de o hayatı yaşamak istiyorum. Ama öyle görmemiş de zannetme. Yani gördüm. Gördüm ben o hayatı. Eskiden çalıştığım çok zengin bir aile vardı. Onların yanında yaşadım. Aşkım. Uzaktan izlemekle görmek arasında bir fark vardır. Ama ben araya girmeyeyim, sen anlat. Onların bir uca verdikleri parayla bir ay geçinmek için deberenmek adil geliyor mu sana da Allah aşkına? Hayatın adil bir yer olduğunu kim söyledi? Ayrıca ben birkaç ruj parası kazanıyorumdur canım. Ben kazanmıyorum. Süt bile lüks benim için. Aldığım her şeyi hesap kitap alarak yapmak zorundayım. Çalıştığım evde de öyle. Biz mutfak tayfasıyla tabilde oturuyoruz. Ve onların dolabından bir şey almamız da yasak. Ya böyle hayat geçer mi Allah aşkına? Ciğerci kedisi gibi öyle yandan yandan bakarak olur mu? Ben bu hayata sadece nefes almaya gelmedim. Ben de yaşamak istiyorum. Hakkıyla yaşamak istiyorum. Güzel tiratla aşko. Benden ne istiyorsun? Bunları neden bana anlatıyorsun? What can I do sometimes? O kokuyu bana verebilir misin? Hangi kokuyu? Zenginliğin kokusunu alırım dedin ya. İnsanların benden o kokuyu almalarını sağlayabilir misin? O ben diye bağıran parçamı kamufle edebilecek kadar iyi misin? Ne karşılığında? Beni nereye taşırsan benimle çıkarsın. Para da veririm. Ayrıca dediğin gibi o çevreden geliyorsan o öfke sadece bana ait olamaz. Değil mi? Ne kadar bütçen var? 800 bin. Planın var mı? Başımızı belaya sokacak bir yerden mi geldi bu para? Hadi polisi geçtim şimdi. Parayı buraya bırakan adam çekin bir adam mıdır sence? Vallahi polisten önce onlar da danır. Bırak dışımızı. Hayır. Yani sürpriz bir şekilde geldi ama başımızı belaya sokmaz, merak etmeyin. Okey. Numaranı yaz buraya. Şimdi işe kaçmam lazım. İş çıkışı ararım, buluşuruz. Paranın temiz olduğuna emin misin? Bu konuda yalan söylüyorsan hemen çekilir. Merak etme. Gözüm karadır ama kara paraya bulaşacak kadar da değil. Her şeyden önce kendimi ateşe atmam. O zaman see you, pumpkin. Doktor Zeki Göster, 4 numaralı odada bekliyorum.
Uyandınız mı? Kendinizi zorlamayın. Hastanedesiniz. Bir kaza geçirdiniz ama iyisiniz. Kalıcı bir şeyiniz yok. Zeynep nerede? Zeynep iyi mi? Kim? Kız arkadaşım. Yanımda olacaktı. Yalnız getirdiniz. Kazada başkası yokmuş. Telefonunuzu açamadığımız için de bir yakınınıza ulaşamadık. Ailenizi arayalım mı? Annem babam öldü benim. Kardeşim de yurt dışında. Zeynep aramadı mı? Emin misiniz ya? Hayır. Aramadı. Yani kardeşiniz aradı sadece. Ama o da konuşmadan telefonu kapattı. Kontesim olarak kayıtlıymış. Başka hiçbir şey bilmiyorum. Kontes? Para? Bilmiyorum. Çanta? ...800 bin sana çok görünebilir güzellik ama... ...oynadığımız ligde bizi çok uzun götürmez. O yüzden her şeyi en ince detayına kadar planlamamız lazım. Deneme yanılma yapmaya bu para yetmez. Boşuna ince eleyip sık dokumuyoruz burada. Ya onu anladık da... ...inşallah bu cemiyetten birini buluruz değil mi? Hani yurt dışına açılmak zorunda kalmayalım sonra. Bebeğim, kasa sonundan defoluları çekip çıkarıyorsun ya. Ben ne yapayım? Kan mı çekiyor nedir? Ayol bunlar iflasın eşiğinde. Kuyruğu dik tutuyorlar. Bunların da umudu zengin bir kız bulup oğullarını yamamak. Canım sen nereden biliyorsun bunların hepsini? Eskiden az girip çıkmadım cemiyete. Makyajlarını hep ben yapardım davetlerde. Aman neyse ne kafamı dağıtma şimdi. Dur ben bir düşüneyim bakayım başka kim olabilir? Ay ama Onur da Onur yani. Merhaba Onur Bey, hoş geldiniz. Çok karizmatik değil mi ya? Bir şunu versene bana. Bu. Ve itiraz kabul etmiyorum. Salise'de turboya taktın. Yavrum bu da biraz fazla zirve olmadı mı? Ne demişler? Eğer boğulacaksan büyük denizde boğulacaksın. Tanıyor musun sen? Hakkında her şeyi bilmek istiyorum. Onur Köksal. Cemiyetin gözde bekarı. Kirli beyaz prens. Tersi pis. Kimse ona karşı çıkmaya cesaret edemiyor. Haşmetli babası ve üvey kardeşleri dışında yani. Peki niye yalnız bu adam? Pardon. Ayol tipe bak da konuş. Karda yürüyüp izini belli etmeyenlerden o. Basına malzeme vermeyi sevmez. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz beyler. Sen de hoş geldin. Londra'dan döner dönmez bizi böyle onurlandırmanız mümküncelik. Nasıl keyifler? Sen gelene kadar iyiydi. Tüm spotları üzerine çektim be birader. İyi akşamlar. Normalde bayağı çapkın, öyle de devam eder aslında ama... ...Allah'tan babası geleneksel bir adam. Mekana ev vermeyen tiplerden. Şirketi mi bırakır? Bence Onur da şirketi üvey kardeşlerine bırakmaz. Yani paşa paşa bir kafese girecek. Babası Hamit Bey mi dedin? Nasıl biri bu Hamit Bey? Hamit. Sıfırdan gelmiş bir adam. Ne zaman bir sektöre girilir, ne zaman çıkılır hep çok iyi bilmiş. Tek bir yumuşak karnı var. Harika. Hayatım. Nerede kaldın? Herkes seni soruyor. Hiç değilse bu akşam işi gücü bırak. Ne olur. Bak, eğer ben eşimle yan yana boy gösteremeyeceksem... ...benim için bu partinin ne anlamı var? Söyler misin bana? Zaten bu partinin tek anlamı sensin hayatım. Hamit'in ikinci karısı. Asistanıymış zamanında. Ne? Karısını ekarte etmiş. Gold Digger'lığın kitabını yazar. Zeki, hırslı bir kadın daha beraberlerken... ...hemen kazara hamile kalmış. İlk çocuk kız gelince erkeği bulmak için peş peşe seri üretime geçmiş. Zafer'le Ümit'i göremiyorum. Zafer işten geç çıkmış da biraz aradı, özür diledi. Yani trafikte kalmış, yolda geliyor. İşe gitmiş yani. Ümit de buralarda bir problem çıkmasın diye uğraşıyor kızcağız. Kendisi niye uğraşıyor? Ekibini çalıştıramıyor mu? Çağırırım, gelir şimdi. Tamam, bak misafirlerimizle ilgilenelim biraz. Allah Allah ya. Bu devirde kaldı mı erkek diye tutturmak Allah aşkına?
Hayatım, Hamit feodal bir adam dedim ya. Normalde büyük kızları bence gayet çekip çevirir işi. Neslihan. Affedersiniz, kızımla konuşabilir miyim biraz? Kardeşin telefonlarımı açmıyor. Nerede bu? Baban çok gergin. Babam her zaman gergin anne. Zıtlaşma şu adamla. Ben orta yolu bulmaya çalışıyorum. Benimle zıtlaşan o. Bir sürü influencer topladım anne. Şirkete değil, haraya çağırdı. Hara ne demek mesela? Ha? Sen bence akşam... Ne yapıyorsun anne? Bir şey anlatıyorum burada, duyuyor musun beni? Kızım, Zafer gelmediği için baban daha çok kuduracak. Ona ulaşmaya çalışıyorum şu anda. Niye anlamıyorsun? Tabii ki dinliyorum seni. Öyle mi? Ne dedim en son ben? Evet, en son ne söyledim? Zafer'i desteklediğin kadar beni desteklemiş olsaydın şu an şirketin başındaydım. Aşk olsun kız, aşk olsun sana. Sen babanın erkek evlat takıntısı olduğunu bilmiyor musun? Hı? Neslihan ağzıyla kuş tutsa ne anasına ne babasına yaranamıyor. Güzelmiş. Bunlar bayağı kalabalık bir aile. Peki ha, diğer kız, o girmiyor mu rekabete? Ümit. Ümit erkek olan değil mi ya? İşte karı ne kadar erkek çocuk istiyor düşün. Unisex isim koymuş. Ümit. Neredesin kızım sen? Ha? Çalışıyorum anne. Çalışıyorum anne. Baban neden kendisi uğraşıyor? Ekibine çalıştıramıyor muymuş diye soruyor. Anne, babamın da kocaman bir ekibi var. O neden çalışıyor o zaman? Aynı şey. Her şeye bir cevabınız var. Her şeye. Hadi. Zafer gelmedi. Baban çok gergin. Bak ben def gibi oldum. Hadi misafirlerimizle ilgilen biraz. Ümit de harika için ümitsiz baka. Şirketi boş verip kendi restoranını açmış. Büyük catering işleri de alıyor. Hı. Erkek olan? Çok şükür. Üçüncü de tutturunca ismini Zafer koymuş. O gazla nasıl şımarttıysa tam bir zengin bebesi. Dünyayı iplediği yok. Harikanın işi çok zor onunla. Ama o Hürrem Sultan gibi. Oğlunu tahta çıkarmadan bırakmış. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk da hanımlar, bu nasıl bir güzellik ya. Yani hanginize bakacağımı şaşırdım, yemin ediyorum. Sen niye açmıyorsun telefonlarımı oğlum? Ha? Neredesin sen bakayım? Niye açmıyorsun? Bir kadın adını bu kadar mı güzel temsil eder? Lütfen beni bir dans eder misin? Bırak zevzek zevzek konuşmayı, bırak. Niye telefonlarımı açmıyorsun? Anne ne yapayım, arabadaydım. Trafikte kaza mı yapsaydım telefona bak? Oğlum ben sana kaç kez söyledim bu gece çok önemli diye. Kaç kez ikaz ettim? Hı? Bak baban ilk kez ciddi ciddi belah düşünüyor. Belahsın düşünüyor. O havuç sallıyor anne. Artık bunu anlamadın mı? Başka bir şey yaptığı yok. Havuç sallıyor öyle mi? O havucu ya sen kapacaksın ya da Onur. Şimdi yavaş yavaş havucu kapmak için doğru babanı yan. Emredersiniz. O zaman veliaht o. Harika, onun veliaht olması için her şeyi yapıyor ama hayatın mizah anlayışı çok güçlü. Harikanın üçlüsünü topla, bir Onur anca ediyor. Esas veliaht o. Ama Harika ölümüne savaşır. Onur'un işi çok zor. Tamamdır. Katar sorunu çözüldü. Bu ekstra yüklü bir maliyet. Babanız memnun olmayacaktır. Acaba sabah mı bekleseydim? Bu iş zamanında teslim edemezsek diğer ihalelerimizi riske atabilir. Aferin, bekleyerek yol alınmaz. Yani çeliği sağlamlaştıran ateş gibi Harika da Onur'u güçlendiriyor, öyle mi? Aynen canım. Onur ailede tek tabanca ama bu durum abimizi aşırı hırslı biri yapmış. Çok ortak noktamız var. Tam bir couple olursunuz. Tamam, hadi anlat o zaman. Nereden başlıyoruz? Nerede takılır bu adam? Zaafları neler? Şansımıza fiziken ulaşmak çok kolay. Her şeyi planlı, düzenli. Ama neresi dersen tam olarak... Yani... Bir dakika, Köksal'ların ekürisi var değil mi? Onur atlara düşkün mü? Düşkün, sık sık araya da gider. De pardon, sen hayırdır? Nereden bu bilgi? Royal Ascot'ta çok şapka yarıştırmış gibi parladın birden, hayırdır? Canım, ben Veli Efendi'de çekirdekten yetiştim. Ha, felansi!
Bayağı matruşka gibisin ya. Böyle açtıkça bir şey mi çıkacak içinden? Ya yok canım. Babam atlara düşkündü. İşte beni de çocukluğumdan beri yarışlara götürüp duruyor. Neyse. Büyük İstanbul koşusu geliyor. Onların da atları var. Ya tamam pek favori değil ama... eğer şansım yaver giderse daha iyi sonuç almalarını sağlayabilirim. Sen beni oraya hazırla. Emin misin? Bak, ben doğum günümde kendime bir söz verdim. Hayatımı değiştireceğim dedim. Parayı buldum. Atlar falan, babam beni küçüklüğümden beri at yarışlarını sürüklüyor. Ama bak, şimdi Onur'la ortak alanımız çıktı. Ve seni buldum. Yani bak, bunların hiçbiri tesadüf olamaz. Ben çok eminim. Sen de emin ol. Kaderimsin diyorsun. Yani kaderimi bilmem. Ama yeterince cesur davranırsam kaderime yazılacağı kesin. Sen bir geçsene şuraya. Geç bakayım yanına. Geç. Hah, otur öyle. Yan yana. Kafanı da çevir ona. Ay ben şu an şifledim sizi. Tamam. Hedefimiz Onur Köksal. Hayır, gerçekten yani bu zamansızlıkta nereden çıktı bu toplantı ya? Influencerlarla ne yapacakmışız? Ablam, yeni reklam stratejisi planlamış. Yani şirketin ilk kadın CEO'su olacak hatun. Azimli. Helal olsun valla. Biz de işte figürasyon gibi ortalıkta takılacağız. Bunun için ara enteresan bir mekan seçimi. Seçim peder beyimize ait. Günaydın. Günaydın fıstık. Babam henüz gelmedi anlaşılan. Arkadaşlar sizi kısa bir süreliğine bekleme alanına alacağım. Orada atıştırmalıklarımız var. Bizi beklerken onlardan tadabilirsiniz. Yardımcı olur musun? Buyurun. Hadi bence geçelim. Ek bütçe çıkarmışsın Katar için. Kime sordun? Benim haberim yok. Kriz anında komut beklemem biliyorsun. Dün gece beraberdik, sorabilirdin. Bakalım bu yaptığını babam öğrenince ne yapacak? Sen niye onu düşünüyorsun ya? Hı? Sen kafana takma onu, sen kendi işine bak. Organizasyonuna bak sen. Babamı ben göğüslerim. Hamit Bey geliyor. Merhabalar Hamit Bey. Hoş geldiniz. Ben Ferdi. Hamit Bey şimdi geliyorlar. Birazdan gelir zaten, merak etmeyin. Hiç önemli değil. Karizman gözleri alıyor yine. Boşuna Ferdinand demiyoruz ha. Babacığım. Arkadaşlar, tanıştırayım Hamit Bey. Hoş geldiniz. Ne güzel pırıl pırılsınız. Halimin kusuruna bakmayın. Benim içimdeki köylü durmaz. Paçak asnak işe dalar. Estağfurullah. Merhabalar Hamit Bey. Sizinle tanışmak büyük bir şeref. Merhaba. Evet. Öncelikle beni kırmayıp buralara kadar geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hemen kısaca neden burada olduğumuzu açıklayayım. Şirket öykümüzü biliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden lafı çok uzatmayacağım. Şu anda yeni ve çok heyecan verici inşaat projelerimiz var. Güçlü bir reklam kampanyası başlatacağız. Düşündüm ki televizyon, gazete tamam da yeni reklam kampanyamızda neden yeni çağın medyasında da olmayalım? Evet. Sosyal medyanın gücünü yok saymak körlük olur da. Ben de bir araştırma yaptım. Dersime çalıştım yani. Ve enteresan sonuçlar elde ettim. Mesela Gamze Hanım mıydı? Evet Hamit Bey, memnun oldum. Tebrik ederim. 400 milyona yakın izlenmeniz varmış. Evet. Büyük bir emek.
Ancak işbirlikçilerinizin satış rakamlarına bakınca alıcı kitleniz izleyici kitlenizden oldukça farklı Gamze Hanım. Yani ben öyle düşünmüyorum. Daha yeni süpürge tanıtımı yaptım. Markadan çok olumlu dönüşler var. Süpürge? Evet. Yanlış anlamayın. Burada kimseyi eleştirmiyorum. Ayağınıza sağlık. Kalkıp gelmişsiniz. Kızımı kırmamışsınız. Sağ olun. Ancak bir sistemin tam olarak oturması için önce kendi çöplerini yaratması gerekir. Sonra da onları temizlemesi tabii. Bence sosyal medya daha çöp yaratma evresinde. Zaten büyük yatırımcı yatırım yaparken değil, bir şeyleri satarken sosyal medyadan destek alır. Yani ben de biraz daha oturmuş sistemden yararlanmaktan yanayım. Ama sen illa deneyelim diyorsan, durumu aramızda değerlendiririz tabii. Sizlerle tanışmak keyifliydi. İkramlarımızın tadını çıkarın lütfen. Çöp dedi, duydun mu? Resmen çöp dedi. Sen herkesten önce dünyanın nereye gideceğini okuyarak buralara gelen adamsın. Dünyanın döndüğü arenaya çöp dedi. Onur bunları getirmiş olsaydı ne diyecekti? Annenin ölüm yıl dönümü bugün. Gittin mi mezarlığa? Gitmedim. Her yıl soracak mısın? Daha ne kadar kaçacaksın? Katar'dan aradılar. Haberin olmuştur. İnşaatta kriz çıkmış. Erkenden haberim oldu. Neden gece senden öğrenmedim? Keyfini kaçırmak istemedik. Ayrıca insanları şüphelendirmeye lüzum yoktu. Aksiyon almadan önce sabaha da bekleyemedin. Teslime bir şey kalmadı. Dakikanın bile önemi var bence. İnisiyatif almayı biliyorsun. Başarılı bir iş insanının olmazsa olmaz özelliklerinden biri bu. Ama bir dahakine teslim olmadan önce savaşmayı hatırla. Daha toysun. Hata yapa yapa pişeceksin. Ama bazı hatalar bize pahalıya patlıyor. Bilmediğim bir şey mi var? Demir tedarikçisi de sorun çıkarıyor şimdi. Daha çok para istiyorlar. Niye? Çünkü sen ilk krizde daha çok para verdiğimizi gösterdin herkese. Benim İngiltere'de okuldan bir arkadaşım var. Ailesi Katar'da bu işi yapıyor. Ben onunla konuşayım. Bize resmi olarak daha makul bir fiyat geçsinler. Belki onlarla devam ederiz. Bunlar da muadilleri olduğunu anladığında belki fiyatları aşağı çekerler. Anlarlar toy olmadığımızı. İyi. Bir bak bakalım neler yapabiliyorsun. Bazen doğru kararlar verebiliyorsun. Düşündüğün zaman tabii. Aslında fevriliğin senin başına dert açıyor biliyor musun? Fevrisin. Bir ailen olsa bir hareket yapmadan önce onları düşüneceksin. İşte o zaman İyi bir yönetici bile olabilirsin. Belki. Sen getirirsin. Ben açık manejeyim. Yok bir şey kızım. Alo Müge. Bu akşam Katar'a bir uçak ayarla. Büyük koşuda burada olmak istiyorum. Bütün programlarımı ona göre organize et. Bir de senden küçük bir ricam olacak. Ufak bir sürpriz organize edeceğiz.